Gündemdeki gelişmeleri aktardık. Şimdi bültenimizin bu bölümünde bir özel röportajı ekranlarınıza getireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı NTV'den Diyarbakır temsilcimiz Nizamettin Kaplan'ın sorularını yanıtladı. Bu özel röportajla veda edelim. Sarpaşın'la yeniden birlikte olacağız. Diyarbakır'dan iyi günler. Konuğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Gül Demet Sarı. Kendisiyle gündeme ilişkin konuları değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle dünle başlayalım. Sayın Başbakan dün Mardin'deydi ve 10 maddelik bir master planı açıkladı. Bu master planın en önemli ayaklarından biri sizin bakanlığınızı ilgilendiriyor. Özellikle çatışmalar sonrasında tahrip olan şehirlerin yeniden imar edilmesi, yeniden inşa edilmesi konusunda. Ben isterseniz Sur'la başlayayım. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uzun süreden beri çatışmalar devam ediyor. Ve şehir UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Çok da tahribat var. Öncelikle Sur için ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir çalışma yapacaksınız? Sayın Başbakan bir Toledo modelinden söz etti. Bu tabi tartışma konusu da oldu. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Dün Mardin'de hep beraber Sayın Başbakanımızın açıkladığı 10 maddelik eylem planını bütün Türkiye vatandaşlarımızla beraber izledik biz de. Aslında bu 330'dan fazla maddeyi içeren bir eylem planıydı. Ama bunları ana 10 başlık altında toplayıp altlarında da yine bütün bakanlıklarımızın görev ve sorumlulukları çerçevesinde ilgilendiren konularla alt başlıklar halinde çalışacağız. Tabii ki burada bütün bakanlıklarımızın ayrı ayrı görev ve sorumlulukları var. Hepsi birbirinden önemli. Hiçbirinin ayrımı yok. Gündem olarak baktığınızda Kentsel Dönüşüm ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı anlamında en çok ortaya çıkartılan, kullanılan kelimeler olduğu için biz özellikle Sayın Başbakanımızın da dünkü eylem planında belirttiği gibi bu alanlarda yapacağımız çalışmayı kentsel dönüşüm olarak ifade etmiyoruz. Tam tersi ihya ve inşa, kentlerin ihyası ve inşası olarak gündemde tutuyoruz. Çünkü biz sadece bu bölgede değil, Türkiye'nin her tarafında bu tür tarihi dokuya sahip özellikli bölgelerimizi, bu bazen bir ilçenin tamamı olabilir, bazen bir mahalle olabilir, bazen bir sokak olabilir, bazen tek bir ev bile olabilir. Ama Türkiye'deki bu tür inşa ve ihya etmemiz gereken özellikli bölgeleri bundan sonraki eylem planlarımızda önemli bir biçimde ele alacağız ve ilgili bakanlıklarla beraber bunun üzerine çalışacağız. Zaten bunu ilk günden beri yapıyorduk. 64. hükümet kurulduğu andan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ayrıca TOKİ Başkanlığı olarak biz düzenli olarak toplanıyorduk. Türkiye'deki bu tür şehirleri nasıl ayağa kaldırabiliriz? Nasıl tekrar eski güzel günlerine getirebiliriz çalışması içindeydi. Gündemimizde bölge olarak Sur ağırlık basıyor. O yüzden genelde Sur üzerine konuşuyoruz ama şunu ifade etmek isterim ki bütün bu çalışmalar bütün Türkiye'nin 81 ili için önem arz eden bütün noktaları için gerçekleşecek. Tabii baktığınızda kentsel dönüşüm kavramı çerçevesinde en çok iş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na düşüyor. Biz Türkiye'nin yaklaşık 3 yıldan beri her köşesinde kentsel dönüşüm yapıyoruz. Burada yaptığımız daha özellikle konut anlamında gecekondu yerleşimi şeklinde gelişen, altyapısı olmayan bölgelerde, sıkıntılı yaşam alanları olan bölgelerde kentsel dönüşümle birlikte yeni ve daha iyi yaşam alanlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bölgemizde yapacağımız çalışmaların bir kısmı özellikle Silopi ve Cizre bu kentsel dönüşümde mantığında olacak ama Sur içi tamamen farklı bir şekilde ele alınacak. Toledo modeline gelirsek şimdi, nasıl olacak? Şimdi dünyada bu tür pek çok örnek var. Yani burada özellikle geçmişte Sur kenti olarak büyümüş, gelişmiş olan bölgelerde Sur ve surların içindeki konut veyahut da diğer yapılaşmalar korunarak hem turizme katılan hem de bölgeye değer katan bir alan olarak korunuyor.
Bu örnekleme aslında fiziki anlamda benzer bir çalışmayı Sur'da yapmayı anlatıyor bize. Pek çok örneği var. Sadece Toledo değil, dünyada baktığımız zaman buna benzer pek çok örnek var. Hatta Türkiye'de de pek çok örnek var. Ama tam dört dörtlük korunmuş bir yer var mı diye sorduğunuz zaman belki de ilk defa Sur içini bu hale getireceğiz diye düşünüyorum. Her şeyiyle, altyapısını tabii ki modernize ederek, güncelleyerek ama üstündeki tarihi dokuyu koruyarak hem Diyarbakır'ımıza, hem Türkiye'mize, hem de dünyaya hediye edeceğimiz bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim, evi yıkılan aileleri nasıl tespit edeceksiniz? Yani bunların mağduriyeti nasıl giderilecek? Hı hı. Çünkü mesela kimisinin tapusu var, gecekondu bölgesi olduğu için belki kimisinin tapusu da yok, hı hı. Uzun yıllardır hı hı. kalıyor olabilir. Bunu nasıl tespit edeceksiniz? Bir de şehirlerin yeniden inşası için bir bütçe belirlediniz mi? Böyle bir rakam var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Şimdi Sur içi özelinde Diyarbakır'da olduğumuz için konuşursak, Sur içinde zaten biliyorsunuz burası kentsel sit alanı olarak ilan edildi. Ondan sonrasında 2015 yılında hem Hevsel Bahçeleri hem Surları UNESCO Kültür Mirası listesine girdi. 2012 yılında da o dönemin belediye başkanları ve ilçe meclis üyeleri, ilçe başkanları ve meclis üyelerinin onayıyla koruma imar planı hazırlandı. Bu koruma imar planı çerçevesinde zaten bir tespit çalışması yapıldı. Yani burada tescilli binalar tespit edildi. Korunması gereken yöresel özellikler taşıyan binalar, yakın döneme ait olabilir ama yörenin özelliğini taşıyan mimari yapıya sahip binalar tek tek tespit edildi. Yaklaşık olarak baktığımızda burası 187 hektarlık bir alan. Bu alanın içinde bizim o dönemde yaptığımız çalışmalarda 8800'ün üzerinde yapı ve bunların içinde de 1123 tanesi tescilli yapı olarak biz tespit çalışmamızı yaptık. Bu görüşmeler, bu çalışmaların sonucunda aslında o dönemde yapılan protokol anlaşmaları çerçevesinde de bir takım bölgelerde özellikle gecekonduvari ruhsatsız yapıların yıkım işlemlerine de başlanmıştı. Ama bunlar önümüz yakın dönemde maalesef bir şekilde devam etmedi, ettirilmedi. Biz bu çalışmayı kaldığı yerden alacağız ve devam ettireceğiz. Sur içinin korunması gereken koruma imar planında belirlenmiş olan dokusunu koruyacak bir çalışma yapacağız. Tabii ki şu anda orada bir operasyon devam ediyor. Bu operasyonlar sonucunda inşallah en kısa zamanda bölücü terör örgütünün her türlü oradaki faaliyetleri sonlandırılacak. O bölge temizlenip normalleşecek. Ondan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz işi devralacağız ve burada tek tek tespit çalışması yapacağız. Öncesinde zaten yaptığımız tespit çalışmasının üzerine koyarak yeni bir tespit çalışması yapacağız. Burada vatandaşlarımızın zaten tapu kayıtları var. Daha öncesinde yapılmış çalışmalar da var. Ayrıca bölgeden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımız, kaymakamlıklarımız ve valilik tarafımızdan tek tek kayda geçiriliyor. Bunlarla da ilgili kayıtlarımız hepsi mevcut. Hepsini bir araya getireceğiz. Bölgedeki insanlarımızın mağduriyetini en kısa zamanda gidereceğiz. Tabii şu andaki son halini kestiremiyoruz. Az çok basından biz de görebiliyoruz ama bunu yani her çalışmada olduğu gibi tek tek tespit ederek gerçekleştireceğiz. Bu noktada şurada araya girsem efendim. Mesela diyelim ki bu tür yıkım olan yerlerin çatışmalar ya da operasyonlar bittikten sonra yeniden inşasına başlandığında ne kadar bir süre veriyorsunuz? Öyle bir zaman kavramı kullanabilir miyiz? Yani öyle bir zaman kavramı tespit yapmadan kullanamayız. Çünkü zaten biz orada hali hazırda koruma imar planı çerçevesinde bir çalışma başlatmıştık. O zamanı ancak belli bir aşama geçtikten sonra, tam tespit çalışmaları yapıldıktan sonra verebiliriz. Ama şunu söylemek istiyorum, bu zamanı minimuma çekmek için elimizden geleni yapacağız. Ve bizim yine o dönemde 2012'de yapılan koruma imar planı çalışmasının hemen akabinde gerçekleştirdiğimiz bir rezerv alan çalışması vardı. Ve Sur'umuzun belli bölgelerinde özellikle rezerv alan tespitleri yaptık ve bu rezerv alan tespitlerinde de mesela Çöl Güzeli, Üçkuyu ve Kayapınar civarında bir kısım konut projelerimizde
hem plan aşamasında hem de başlamış durumda. Yani burada sur içindeki veya çevresindeki oturulmayacak binalarda bina sahipleri olan vatandaşlarımızı en kısa zamanda bu rezerv alanında yapılmış olan konutlara da yerleştirebiliriz. Tercih o yönde olursa eğer. Bu noktada böyle bir çalışmamız da devam ediyor. Yani bu mağduriyetler belki de çok kısa zamanda çözülecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Çünkü burada önemli olan her şeyden önce onların can ve mal güvenliği. Mal güvenliği noktasında devletimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bütün mağduriyetleri gidermek için ilk andan itibaren gerekli her türlü yardımı yapıyorlar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Biz onlara daha kaliteli, daha güzel bir yaşam alanı sağlama hedefinde yola çıkıyoruz. Evet. Peki efendim, şimdi tabii çatışmalar sonrası Cizre'de tabii ki bir tahribat söz konusu olacak. Silopi de vardı. Hı hı. Şimdi Silopi'de sanırım zarar tespit çalışmaları bitti. Evet. Orada ilk aşamada ne yapılacak? Onlar kentsel dönüşüm kapsamında ele alınacak. Evet. Onlar bildiğimiz daha kentsel dönüşüm kapsamında ele alınacak. Orada biliyorsunuz oradaki operasyonlar bitip hayat normale döndüğü andan itibaren bizim ekiplerimiz o sahaya girdiler. 23 ekip toplam 72 kişiden oluşuyor. 10 gün boyunca orada çalıştılar. Tek tek tespit çalışması yaptılar ve 7.618 binayı tek tek incelediler. Bunların içinde 342'si ağır, 27'si yıkık olmak üzere belli bir arşiv çıkardılar kendilerine ve aynı zamanda bölgede yeni konut inşası için rezerv alan tespiti de yaptılar. Burada bu bölgeyi kentsel dönüşüme sokup veya kentin ihyası ve inşası diyelim, bu çalışmayı başlatacağımız zaman aynı zamanda eş zamanlı olarak biz bir de yeni konut inşalarına başlayacağız. TOKİ ile de görüşüyoruz bu konuda. Ve burada vatandaşlarımızı bu yeni yaşam alanlarında inşallah en kısa zamanda yeni konutlarına kavuşturacağız. Tabii ki bölgede yapacağımız çalışmalar yine o bölgede biraz daha hızlı devam edebilir. Çünkü surda olduğu gibi tarihi bir doku o bölgelerde çok geçerli değil. Biz de surda çok daha hassas bir çalışma götüreceğiz. Neden? Çünkü kültür mirasımız. Kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planı var. Orada yapacağımız her çalışmanın çok daha detaylı olarak ele alınması gerekecek. Evet. Peki efendim, kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda Türkiye'de elinizde bir rakam var mı? Kaç şehirde, kaç bin konutu kapsayacak bir çalışma söz konusu şu an için? Daha önce başlamıştı ama bununla ilgili biraz da bilgi verebilir misiniz? Kentsel dönüşüm bütün Türkiye'de evet hızlı bir biçimde başladı. Rakamsal olarak belki şu anda net rakamları size veremem ama hemen hemen her ilimizde, hemen hemen her ilçemizde başlayan veya projelendirilen veya hedef konulan bir kentsel dönüşüm çalışması var. Maalesef bir dönem yoğun göç alan illerimizde bu tür altyapısı olmayan gecekonduvari yapılaşmalar ve özellikle sokak mantığı olmayan, birbirini gölgeleyen, birbirine mani olan bir yapılaşmanın gerçekleştiğini biliyoruz. Bu kentsel dönüşüm çalışmaları bizim bu bölgede yaşayan insanlarımıza daha konforlu, daha modern binalar, konut alanları elde etmeleri için bir fırsat olacak. Biz bu tür bölgelerde özellikle acil ihtiyaç olan bölgelerde öncelikli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz zaten. Onun dışında belediyelerimizin talepleri var. Belediyelerimizin talepleri doğrultusunda kentsel dönüşüm yapıyoruz ve zaman zaman da bireysel talepler oluyor. Yani burada vatandaşlarımız oturduğu binayı kentsel dönüşüme sokmak isteyebiliyorlar veya bulunduğu siteyi sokmak istiyor. Bu tür çalışmalara da biz yine bakanlık olarak bakıyor ve destek veriyoruz. Evet. Peki efendim, biraz da bu konuların dışına çıkalım. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir kağıt toplayıcıları meselesi vardı, tartışma konusu evet. oldu. Yani atık toplayıcılarıyla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu tartışma konusu oldu dediğim gibi. Mesela kağıt toplayıcıları bu düzenlemeden çok şikayet etti. Bu çalışmalar ne aşamada? Bundan sonraki süreçte ne yapılacak? Onları ilgilendiren gelişmeler var mı? Şimdi kağıt toplayıcılarıyla yaptığımız bir düzenleme yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz geri dönüşüm firmalarımızı üzerinde rutin yaptığımız bir denetleme çalışması var. Her sene biz bu firmaları denetliyoruz.
Bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik çerçevesinde bu yönetmeliğe uygun iş yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Eğer yapmıyorlarsa mevzuatımızda yer alan ceza hükmüne göre onlara bir takım cezalar kesiliyor. Ama biz sokakta atık toplayan vatandaşlarımızı, özellikle Türkiye'de çok önemli bir sektörde, geri dönüşüm sektöründe bize dolaylı olmasa bile, direkt olmasa bile dolaylı yoldan destek sağlayan bu vatandaşlarımıza karşı bir yaptırımımız söz konusu değil. Onlar zaten bizim her daim gönlümüzde olan vatandaşlarımız. Ve bu vesileyle de aslında bu konu tekrar gündeme geldi. Ben beni ziyaret eden sivil toplum örgütleriyle konuyla ilgili ve ilgili bakanlıklarımızla da en kısa zamanda bir çalışma başlatıyoruz. Bu çalışmayla da aslında bunların iş ve sağlık koşullarını daha iyi bir noktaya getirebilir miyiz? Onun da çalışmasını başlatacağız. Bu sorumluluk aslında bunları çalıştıran firmaların üzerinde. Bu firmalar kendi üzerine düşen görevleri yapmaları gerekiyor. Onlara daha sağlıklı iş koşulları sağlamaları gerekiyor. En azından baktığınız zaman daha görsel anlamda çok basit bir biçimde de olsa bir eldiven, bir kıyafet vermeleri gerekiyor. Bunların üzerine bir çalışma başlatacağız. Sanki kamuoyuna şöyle yansıdı. Yani işte bundan sonra sokakta kağıt toplayanlardan kağıt alanlar ya da atık alanlar, firmalar cezalandırılacak gibi, kağıt toplayanlar da işsiz kalacak gibi bir gündem oluştu. Evet, o maalesef öyle bir gündem nasıl oluştuysa oluştu. Tabii ki bu konuda gerekli açıklamaları yaptık. Tekrar ediyorum, bizim sokakta kağıt toplayan vatandaşlarımıza bir problemimiz yok. Tam tersi, aslında onların çalışma koşullarının daha da iyi noktaya gelmesi için bunu bir fırsat olarak değerlendirip ilgili kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle, firmalarla, bakanlıklarla bir çalışma başlatmamızın da zamanı geldiğini düşünüyorum. Bir de efendim yapı malzemeleri mobil denetim sistemi konusu, evet, var. 81 ile yayılması düşünülüyor. Bu konuda çalışmalar ne durumda? O da çok önemli bir çalışmamız. Gerçekten bakanlığımızın çok önemli bir çalışması. Sahada bunun eksikliği çok vardı. Belli bir standart getirdiğimiz bütün yapı malzemeleri bizim hem inşaat sektörümüzün hem de bu sektörde çalışan firmalarımızın, alt taşeronlarımızın elini güçlendirecek. Baktığımız zaman bu çalışmayla hem de yurt dışına iş yapmış olan firmalarımızın eli güçlenecek. Bunun yanında aslında biz yine yakın zamanda çok önemli bir yönetmelik de çıkarttık. Bu da çelik yapılar üzerine bir yönetmelik. 36 senedir Türkiye'de olmayan bir yönetmeliği geçen hafta içinde inşallah resmi gazetede yayınını yaptık. En kısa zamanda da yürürlüğe girecek. 36 senedir sektörün böyle bir ihtiyacı vardı. Bunun da altyapısını hazırladık. Üniversitelerle beraber çalıştık ve bu çalışmanın sonucunda bir yönetmeliği çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine inşallah ahşap yapılar üzerine bir yönetmelik çıkartacağız. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak özellikle sektörümüzün ihtiyacı olan yönetmelik ve mevzuatları çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Sektördeki açıklıklarımız varsa, eksikliklerimiz varsa bunları da tamamlayacağız. Peki, zamanımız da daraldı. Ben o zaman son soruyla bitireyim yayınımızı. Yatay mimari ile ilgili bazı açıklamalarınız oldu. Evet. Yeni dönemde yeni bir mimarlık anlayışı mı hakim olacak? Hı hı. Bunu sorayım. Evet, şimdi bir dönem tabii ki çok hızlı şehirleşmenin getirdiği hızlı konut anlayışı vardı. Bugün bunun bir ileri aşaması üzerine tartışıyoruz. Yani burada artık Türkiye'deki bütün illerimizde o illerin yöresel mimarisine uygun, kültürüne, sosyal yapısına uygun konut projelerini teşvik etmek amacıyla çalışmalarımız başlıyor. Biz bakanlık olarak 18 ilin yöresel mimarisinin özelliklerini çıkartan kitapçıklarımızı bastık. 81 ilimiz için de bu çalışmayı yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde yine belli bir sayıdaki ilimizin yöresel mimarisini ortaya çıkartacağız. Bundan sonrasında belki tamamen dikey yapılaşmanın önü kesilmez. Çünkü bölgesine göre dikey yapılaşmaya ihtiyaç duyulan yerler de olacak. Ama Anadolu'muzun bu güzel şehirlerinde yatay yapılaşmayı destekleyecek, teşvik edecek bir yeni eylem planımız var. Böylelikle de
en azından bölgenin dokusuna uygun, bölgenin mimarisine uygun, bölgenin sosyal yapısına, yaşam tarzına uygun yeni projeleri biz ön ayak etmiş olacağız. Peki efendim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Son bir söz olarak da bugün Diyarbakır'da sabah iki şehidimizi memleketlerine uğurladık. Abdüsselam kardeşimiz ve Ünal kardeşimiz, biri Hakkari'den, diğeri Trabzon'dan, bu memleketin evlatları beraber göğüs göğüse görev alanında maalesef görevlerini yaparken şehit edildiler. Bugün onları memleketlerine uğurladık. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Ailelerine de Allah'tan sabır diliyorum. Hem Hakkari hem de Trabzon ilimize başsağlık dileklerimi iletiyorum. Ve bu vesileyle de bugüne kadar görev almış olan bütün arkadaşlarımıza, bundan sonra görev alacak bütün askerimize, polisimize de başarılar dileklerimi iletmek istiyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet Sarı'ydı. Kendisiyle gündeme ilişkin konuları değerlendirdik.